Rabbim cemiyetimize hayır eylesin inşallah. Gençlerimizin bir araya gelmesini hayır eylesin. Hayırlısıyla tamamını erdirsin. Ailelerine bu mutlu günü, güzel günü gösterdiği için Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin en büyük sünnetlerden birisini yerine getirmek için Gökhan kardeşim, muhterem eşiyle, sevgili eşiyle hayatlarını birleştirecekler inşallah. Şu durum Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir konu. Hayatlarının, dinlerinin yarısını tamamlattıracak bir konu. Geri kalan yararlı, kalanı içinde, diğer yarısı içinde Allah'tan korkup kulluklarını yerine getirmeye gayret etsinler diyor Peygamber Efendimiz. Biz şu anımızın hayırlı olması için, bereketli olması için yüzük takılıp kurtema kesildikten sonra o ayrılıkları inşallah hayatlarındaki son ayrılıklar olur. O kurdelanın bağının ayrılması sonrasında inşallah hayatlarının hiçbir deminde, hiçbir döneminde Rabbim kendilerine ayrılık göstermesin. Ağızlarının tadını muhafaza eylesin. Şu an burada bulunan kardeşlerimize çocuklarından bekar olanları, bekar kardeşlerimiz de var işimizde. Çocuklarından bekar olanları için kendilerine birkaç ifade kullanalım. Kabul ederseniz birkaç nasihatte bulunalım. İçinizden bekarları evlendiriniz diyor Peygamber Efendimiz. Sadece işi gücü oldu, yaşı kemale erdi kısmıyla alakalı değil. Çünkü çocuklarınızı, bekarlarınızı evlendiriniz. Allah onların bu vesileyle ahlaklarını ziyadeleştirir, rızıklarını artırır buyuruyor. Çocuklarınızın yarınlarının daha hayırlı, güzel olması için günümüzde yavrularımız adına yapabileceğimiz en büyük güzellik, en büyük iyilik yavrularımızı fırsatını bulduğumuz ilk zamanda evlendirmeye gayret göstermektir. Peygamber sünnetidir çünkü. Evlilik benim sünnetimdir. Ondan yüz çeviren benden değildir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, her iki aileyi de tebrik ediyorum. Özellikle genç çiftimizi Rabbim mutlu, mesut, bahtiyar eylesin inşallah. Yüzüklerini alalım, akabinde sadece bir dua yapacağız inşallah. Buraya uzaktan yakından teşrif eden kardeşlerimiz var. Gelin kızımıza yüzüğünü beyi taksın. Esmerle başlanan her hayırlı iş, hayırlı neticelerden inşallah. Yok abi, nefes kesiyor. Hocam şöyle. Bismillah. Hocam, o makasın kesin 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 bu gençlerin tek ayrılıkları bu olacak inşallah. Sonrasında Allah bir kararı versin. Bu ayrılık birlik deliğe vesile olacak, tek ayrılık olacak inşallah ama. Adem abiyi de isminiz neydi abi? Kadir abiyi de sonrası buraya gelmiyor mu? Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Adem abi, unutmadık bunu. Kadir abi. Bugün de görüşürüz inşallah, unutmadık. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten kesmeyin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin. Buyurunuz beraberce anımızın ve afiyetimizin hayır olması için Rabbi Rahim'in niyazda bulunalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme ec'al hâzihi l-khutbete meymûnen mübâreke. Ve ec'al beynehumâ ulfeten ve mahabbeten ve karâra. Ve la tec'al beynehumâ nefreten ve fitneten ve firâra. Allahümme elif beynehumâ kemâ elifte beyne âdeme ve havvâ. وكما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا إلهي يا ربي sen besmeleyle başladığımız bu yolculuğumuzu hayırla tamam erdir inşallah. Ya Rabbi sen anımızı, cemiyetimizi, afiyetimizi hayır eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayatımızın her anında senin rızana uygun hayat yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi evlerimizde, hanelerimizde
senin adını anabilmeyi, senin peygamberine salavatlar getirebilmeyi, senin dinini ikame edebilmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Eşlerin beraberce cennete beraber yolculuk yapmaya namzet hayat yaşayabilmelerini, birbirlerine bu noktada destekçi olabilmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen yavrularımız arasına Hazreti Adem ve Hazreti Havva arasındaki ülfet ve muhabbeti tesis eyle ya Rabbi. Sen yavrularımız arasına Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve Hazreti Ali radıyallahu anha arasındaki ülfet ve muhabbeti tesis eyle ya Rabbi. Sen yavrularımız arasına kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice arasındaki ülfet ve muhabbeti tesis eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, sen yavrularımızda hayırlı salih salih evlatlar nasip eyle. Ya Rabbi, sen yavrularımızda hayırlı bereketli uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Her türlü şeytandan, şeytanlaşmış insandan, nazardan, kem gözden, kötülükten, kötülük namına aklımıza girebileceğimiz, sayamayacağımız her ne varsa cümlesinden kardeşlerimiz, yavrularımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu an burada bulunan evlatlarımız var. Anne babalarımız var. Ya Rabbi, bekar evlatları olup da yavrularının mürüvvetlerini görmek isteyen anne babalara tez zamanda hayırlı salih saliha gelinler damatlar nasip eyle ya Rabbi. Aramızdaki bekar kardeşlerimize de tez zamanda hayırlı salih saliha eşler nasip eyle ya Rabbi. Günümüzün en büyük ibadetlerinden birisi gençlerimizin vakti geldiğinde tez zamanda evlenmesidir. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin evlilik benim sünnetimdendir ifadesini, mucibini, yereğini yerine getirmeye çalışan bu kardeşlerimizin emeklerini hayırlısıyla sen hayırla tamamlayabilir ya Rabbi. Ya Rabbi, düğünlerini de görmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, neticesinde beraberce huzur içerisinde, mutlulukla, hasat içerisinde, birlik dirlik içerisinde ilahi hayır bir hayat yaşayabilmeleri kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle tanışan, bir araya gelen aileleri de, kızımızın ve oğlumuzun ailelerine de ilahi hayır dost olarak hayat yaşayabilmeleri nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbi Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Musselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi, şu an burada el açıp amin diyen hangi kardeşimiz varsa, ne kadar kardeşlerimiz varsa, şu anda gönüllerinden geçirdiklerinden murakları varsa kendilerine bunu nasip eyle ya Rabbi. Bizleri sana layık kıl, Habibi diyene layık nitel ya Rabbi. Subhane Rabbi Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Musselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zannillahi Teala El-Fatiha.